değerli meslektaşlarımız, kamuoyu ve basın mensupları. Bir ay içerisinde İstanbul'da bir meslektaşımızın hasta olmayan birine yalan beyanla rapor vermek istemediği için silahla tehdit edildi ve darp edildi. Samsun'da bir meslektaşımız işe giriş raporu düzenlemediği için devletimizin bilgilendirme hattı olan 184 Sabim hattı aracılığıyla kafasına silah dayayacağım diyerek tehdit edildi. İzmir'de bir meslektaşımız ASM'ye gelmeyen bir hastanın eşini göndererek kendine ilaç yazdırma talebini reddettiği için darp edildi. Üstelik ilaç yazdırmak isteyen gelemeyen hasta doktoru darp etmek için yanına 10 kişi daha alarak gelmişti. Üstelik muayene olmak için şifa bulmak için gelmesi gereken yere sopalar ile gelmişti. Üstelik kendisine şifa vermek üzere yemin etmiş meslektaşımızı ve beraber çalıştığı mesai arkadaşlarını bir meslektaşımızın o anda orada bulunan eşini ve çevreden yardıma gelen halkı da darp etti. 11 kişi devletin onayıyla devlet adına çalışan meslektaşlarımızın halkımıza hizmet vermek için çalıştığı aile sağlığı merkezinin camlarını kırdı, eşyalara zarar verdi. Yani 11 kişi tamamen organize olarak görevi başında olan ve tamamen kanunlara uygun bir hizmet veren sağlık çalışanlarına kasıtlı ve planlı şekilde fiili şiddet uyguladı. Sebep hastanın kendisinin gelmemesi. Sonuç ilaç yazdırmak için gelmeyen kişinin yanında 10 kişiyi de alarak planlı şiddet için ASM'ye gelmesi. Bu saydıklarımızın hepsinde işini özveriyle kanunlara ve kaidelere uygun yapan görevi başında meslektaşlarımız ve bunu hiçe sayan kanun tanımaz ve kanunlara aykırı talepte bulunan sözde hastalar var. Bu saydıklarımızın hepsinde devleti temsil eden sağlık çalışanları ve usulsüz talepleri olan kişiler var. Bu saydığımız olayların hepsinin önünde bayramımızın dalgalandığı ve devletin onayı ile çalışan birimlerde oluyor. Evet biz sağlık çalışanları bir yemin ettik. Bu yeminde deontoloji var. Bu yeminde etik var. Bu yeminde şifa vermek var. Bu yeminde hasta hekim arası kutsal ve güvene dayalı muayene var. Önce zarar vermeme var. Ama bu yeminde hastanın her istediğini yapmak yok. Bu yeminde kişinin kendisi gelmeden işlem yapmak yok. Bu yeminde kanunlara aykırı işlem yok. Bu yeminde yalan beyanla çeşitli çeşitli raporlar hazırlamak yok. Savaşta bile dokunulmazlığı olan sağlık çalışanları artık görevi başında şiddete maruz kalıyor, sözel şiddete maruz kalıyor, tehdit ediliyor, darp ediliyor ve maalesef öldürülüyor. Biz özveriyle çalışan sağlık çalışanları ve onların temsilcileri olarak diyoruz ki etkin, caydırıcı, ertelemesiz ve uygulanabilir sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılmalıdır. Yani yasada sözler şiddet, sosyal medya, görsel ve yazılı basında yapılan, yanlı, hedef gösteren, halkı galeyana getiren asılsız ithamlarda da cezai yaptırımlar olmalıdır. Bu yasa düzenlerine kadar mevcut yasalarda var olan cezalar en üst düzeyde uygulanmalıdır. Kanunlara uygun görev yapan meslektaşlarımız korunmalıdır. 184 Sabim hattı asıl amacına uygun olmalıdır şikayet hattı olmaktan çıkıp sağlıkla ilgili bilgilendirme hattı olmalıdır. Bizler yöneticilerimize sesleniyor ve diyoruz ki yapılacak her değişiklikte sahada uygulayıcı olan bizler diyaloğa hazırız. Uygulama esnası her konuda yaşadığımız sorunları ve çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Çalışanını memnun edemeyen ve korumayan hiçbir sistem başarılı olamaz. Biz halkımızın sağlığını korumak için çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bugün illerimizde iş bıraktık. Bugün tür, burada Türkiye'nin birçok yerinden gelen kalbimle tüm sağlık çalışanlarına şiddetle karşı dimdik duruyoruz. Bugün İzmir'de birçok çalışan, birçok il dernekten birçok katılımla bu şiddet olayına karşı bir tepki vardır. Hep birlikte hep birlikte burada şiddete karşı tepkimizi gösteriyoruz. En son iki hafta önce, yaklaşık iki hafta önce Ağrı ilimizde Ağrı ilimizin Patnus ilçesinde de bir doktor arkadaşımıza bir muhtar ve hasta yakınları tarafından hakaret edilmiş ve köy aile sağlığı merkezinden kovulmuştur. Şiddetin her türlüsüne karşı burada birlik olarak hareket etmek zorundayız. Sağlıkta şiddeti birmek için daha yapamadığımız ne kaldıysa onu yapacağız diye söz verdik ve sözümüzü tutuyoruz. İş bırakıyoruz, tutacağız, sessiz kalmayacağız. Görevi başında mevzuatları uygulayarak kamu görevini yapmaya çalışan sağlık personeline hem psikolojik hem fiziki saldırıların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Can güveniniz olmadan görevimizi yapmakta zorlanıyoruz. Lakin sağlıkta günden güne artan bu durum artık işleri çıkmaz noktaya getirmiştir. Daha büyük olaylar yaşanmadan, sağlık çalışanları daha da yıpranmadan Sağlık Bakanlığı bunu bir an evvel çözmelidir. Bakanlığımız bu durumda sessiz kalmamalıdır. Bugün Türkiye'nin her tarafında yapılan eylemler şunu gösterir ki tüm sağlık camiası yeter artık diyor. Hekimlerimizin, hemşirelerimizin, paramediklerimizin yani tüm bu camia insanların ortak bu olaylara tahammülü yoktur. Gelin bu durumu el vererek bitirelim. Sağlık camiasının esas görevi olan sağlığın konuşulacağı bir döneme hep beraber girme fırsatını kaçırmayalım. Yeni bir şiddet vakasının olmamasını temenni ediyoruz. Katılan herkese, herkese teşekkürlerimi sunuyorum.